Nasılsın dostum? Mermi gibiyim abi sen. Her zamanki gibi. Bu arada bu bizim Girizgah gibi dizisindekiler benzetmişler bir tane. Abi Feyyaz muhteşem adam zaten. Harbi mi? Seviyorsun. Tabii. O diziyi bir izleyemedim ben ama. İzleyelim izleyelim. Bir gün izleyelim. Gel bir gün bana izleyelim. Ya yorumlayalım. Bugün o zaman nasıl bir video çekeceğiz? Bugün kısmen Türkiye ekonomisinin malum Euro'nun gidişatı belli ama alınabilir Evet. diyebileceğimiz fiyat performans saatleri. Fiyat performans saatleri yani giriş seviyesinden başlayıp orta segment Evet. yani fiyatına parasına değdiğini düşündüğümüz saatler. Evet. Yani kalite kallavi fiyatı cüzi. Sapına kadar der böyle. Çok sert hak etmişti. O zaman ilk saatimize başlayalım istersen. Tabii. Başla abi sen. İlk saatimiz Casio Duro. Duro. Casio Duro. Hakikaten bu model aslında Bill Gates'in saati diye ünlendi. Tabii. Bu arada saatimiz bir dalga saati arkadaşlar. 200 metre su geçirmezlik özelliğine sahip. Kallavi de bir saat bu arada yani Tabii. fiyatına göre de. Quartz, Quartz bir de. unidirectional bezel var. Böyle kara düz andalmayı seviyorsan, Evet. hayat cesurları sever diyorsan Kullanılabilir. kullanılabilir. Yani şimdi gidip de denize bir Rolex Submariner'a girmek istemediğin O zaman ben dalıyorum. sen Kıyıyor musun ya Rolex'e? Ama ben çizmiyorum Ben biliyorsun. sen, Her sen, saatimden daldım. hakikaten öyle. Bu saatimizi de aslında dediğim gibi gözü kapalı işte yazın dalış Tabii. yaptığınızda falan kullanabileceğiniz bir saat. Tüpe sürtebilirsin yani. Yapıştırır. Bu arada bu modelin özellikle Marlen logosu var kanka. Evet. Arkasında da pastanma şey kasasında da yer alıyor. Ayrıca saat alt yönünde de yer alıyor. Bir de Evet. Türkiye'de bulunmuyordu. Evet. İşte Erse Saat bunun asıl distribütörü. Sen Amazon'dan falan bağıra çağıra getirttirdin sonunda galiba. Amazon'dan falan sipariş ediyorduk ama ne geldiği belli değildi tabii haliyle. Ama bak, bunun şeyi de güzel. Bu modlanabilir bir saat. Bunun Kesinlikle. güzel çelik kayışlarını yapıyorlar, özel Doğru. kayışlarını yapıyorlar. Yani hani alıp işte sonra sıkıldığı zaman falan arkadaşa üzerine 3-5 bir şey ekleyip bunu Modifiye edebiliyorsun. modifiye Aynen edebilir. Yani öyle. ben karşıyım o işe ama Bunu da uygulanabilir. Aynen öyle. Bezelini değiştiriyor mesela kanka. İşte mavi Evet. yapıyor, GMT işte Pepsi gibi yapıyor. Sana bir Seiko modlayalım öyle. Modlayalım bir tane daha yapalım. Bir de hatta şey görüp içine oil basıyorlar yağ. Sıvı yağ. Ne işe yarıyor? Değişik. Ha. Ya şöyle aslında şey bu bir tane Residence diye bir marka vardı hatırlar mısın? Evet Oil biliyorum based tabii. oluyor. Aynen öyle. Alttan çeviriyorsun, vida Bravo. gibi Vida döndürüyorsun. gibi döndürüyorsun. Ya birazcık daha görsel anlamda aslında indeksleri falan daha böyle bombeli bir şekilde İtalyan veriyor. GMT pazarlıyor da o çok pahalı saat o. Evet, o pahalı. Bir ara Türkiye'ye getirmeyi düşünmüşlerdi senin özgür Evet. ama sonra vazgeçmişti. Bu arada bu saatin mahallen olmayan versiyonları var genelde yeni versiyonları. Mahallenli çünkü lisansmış kanka. Anladım. Anladım. Ama Ama makbulü bu. bak yani evet nispeten öyle ama diğerleri de aile alınabilir. Türkiye'den alınabiliyor. Sonuçta Amazon'a güvenmeyebilirsiniz. Yani kim gönderdiği belli olmayabiliyor. Yaz resmi distribütörü de var. Şimdi o Biz zaman biliyorsun JLC'ye bir kayış ısmarladık. İşte 2 aydır gümrükten uğraşıyoruz. JJL Kutra bu arada kısaltmasını Evet. söyledi sevgili. Bu arada Casio çok önemli bir marka zaten. Tabii. Casio'dan başlamamak olmazdı. Tabii. Abi adam İstiyorsan G-Shock'lara G-Shock'a geçelim. devam ediyor. Adamlar hatta zamanında şey yapmışlar abi. Bu sigara tutucu bir tane yüzük yapmışlar. Hadi ya. Yani bir şekilde patlatmak için her tuşa basmışlar öyle gözüküyor. Yani ya onların başarısız olması mümkünsüz yani. O zaman ikinci saatimize hemen geçelim Tamam. hızlıca. Duru cepte. Evet. Bir G-Shock. Hatta senin G-Shock'unu istersen şöyle. Tabii. Bak bu GBDH bil. Kanka nasıl ezberliyorsun? Ya ben Bilgisayar. bunu çok izleyerek aldım. Şimdi ben biliyorsun spor da yapıyorum. Aktif yani şu son 6 aydır fıtıktan beri yapmıyoruz. İşte halimiz belli ama ya eskiden çok yapardım. Şimdi bu böyle outdoor'da koşarken anlık nabzını ölçüyor, koştuğun rutayı hesaplıyor, işte kronometre, geri sayım, Altimetre falan filan da birkaç teknik altimetre ölçüyor. var, yani bir sürü kullanacağı kullanmayacağım 1000 tane özelliği var. Telefona da entegre. Yani Bluetooth'ta komple falan mı? kullanabiliyorsun aynen. Şimdi bazen mesela telefonu kaybettim. Buradan bir tuşa basıyorsun. Telefon da öttürüyor falan. Öyle mi? Yani O çok güzel. değişik özellikleri de var. Ben bir de biliyorsun kırmızı rengi seviyorum işte. Bundan anlayacaksın. Bunu da kırmızı aldım. 3-5 renk versiyonu var bunun. Ya arkadaşlar yani özetle aslında bir G-Shock bence kesinlikle her Evet. koleksiyonerin Olması koleksiyonunda lazım. olmalı. Yani
en lüks segmente saatleri toplayanlar dahi bu G-Shock'tan ediniyor. Evet. Çünkü önemli olan teknolojisi ya. Çok modeli var. Bana hani arkadaşlarım soruyor. Tabii. Hangi modelini alalım? Ben de artık için içe gidiremiyorum. Çok özelliği var kanka. Evet. Bunun önemli olan teknolojisi arkadaşlar. Dayanıklı olması. Ya bizim Kerem abide bile var yani adamda. Nasıl yani? Neler var? Yani? Falan var. İşte 3-4 tane patek var. Yani patek bayağı var. Saat var ama hani Casio'yu da her gün takıyorum diyor. Aynen. Ya bu dediğim gibi dayanıklılığıyla ünlü bir seri aslında. Yani bunu alıp böyle atıyorsunuz sonra düşünmüyorsun tabii. Ben birazcık şey katmak için atmak zorundayım yani kanka. İstiyorsan bir kere şey... Biliyorsa şunlardan bir tane atlıyorsun. Biz şey edelim bir gün senden. Gidelim poligona bir işkence edelim. Ateşleyelim. Aynen. Yapalım kanka. Zaten buradan, projemiz vardı. Aynen buradan arkadaşlarımıza sözümüz olsun. Evet. Casio'yu zorlama testiye sokalım. 45 kalibreden Casio vuracağım. Çok sert. Bu arada biz bu saatin işte bir modeline samuray kılıcıyla vurmuştuk. Sen izlemiştin onu. İşte Lamborghini'ye geçtik falan. Hiçbir şey olmadı hakikaten de. Ama senin kalibreyle... Dur bakayım ben mi vurayım? Senin karizmanla direkt ateş etmeden dağılabilir kanka. Bakışımdan dağıtırım. Mermi gibi diyorsun. Tabii. Mermi gibi. O zaman ikinci saatimize geçelim. Ben... Marka. Markamıza geçelim. Evet. İkinci markamıza Seiko markasından demek istiyorum. Ve GMT modelimize... Sana şöyle uzatıyorum. Abi bu 14-15 bin lira, 13 bin lira bandında alabildiğim bir saat. Ha. Ekonomik. Hı-hı. Bu bir de yeni Seiko'larda artık bu buckle'ların içini Hı-hı. dolu yapmaya başladılar. Hı-hı. Ha bu sen de dedin yani hani bendeki normal GMT'ler gibi Hı-hı. tam fonksiyonel bir GMT değil. Yani tüm saati GMT değil ama GMT'lerini ileriye görüyor. Sardığın zaman dönmüyor. Evet. GMT ibresi ama işte 3 zamanı Hı-hı. beraber takip edebildiğin 3 time zone'un dolayısıyla da fena değil yani güzel. Bir de bu yeni Seiko'larda artık Hı-hı. bu işte gösterme bu arkaya da şey ettiler. Hı-hı. Ha arkaya da transparan yaptılar. Transparan yaptılar. Evet. Yani güzel oldu değişik güzel bir saat. Bir de bunun rengi falan güzel. Ben şantiye mantiye giriyor yani Hı-hı. kullanıyorum. Bu arada kanka bunu ben ilk tanıttığımda işte 10 bin bandının üzerindeydi, 13 bin bandında falan. Tabii Seiko olunca da bu özellikle Seiko 5 serisinde olunca Hı-hı. insanlar tabii 10 bin TL bandının aşağısında bekliyor. Evet. Bayağı bir yorumlar da yapıştırdılar dürüstçe söylemek evet. fiyat anlamı. Ama ben bu videoda tekrar göstermek istedim. Çünkü bunun amacı şu arkadaşlar. Bir GMT İsviçre saati gerçekten çok pahalı. Bakın o zaman da söyledim. Tabii 60-70 binden başlar. Kaçırmayın dedim. Çünkü siz bu saati aldığınızda benim cebimden ne bir şey eksiliyor ne bir şey artıyor. Tabii. Çünkü ben bunu bir fırsat modeli olduğu için sizlere... Para vermiyorlar yani sana sonuçta. Ya, evet ya bir arkadaşlarımıza faydalı olsun diye önerdi. Çünkü mesela bunun Citizen GMT'si çıktı kanka. Evet. O 55 bin TL. Bakın arkadaşlar 55 bin TL. Bu Seiko'nun tabii onun... 15 bin TL. Bu 15 bin 16 bin TL bandında. Ya bir GMT Hı-hı. saate sahip olursunuz. Yani GMT dediğimiz aslında Eyüp'ün de söylediği gibi zamanı göstermesinin dışında ekstra bir komplikasyon yani bir fonksiyonite. Evet. Saatte herhangi bir ekstra fonksiyonite işte ay fazı olsun, kronograf olsun pahalı bir özellik arkadaşlar. Normal fiyatı. Bu işte öksürsen para abi. Ya, hakikaten de öyle yani GMT bu fiyata bir model bulunması zor olduğu için size de hani ben zamanında bu arada SKX'i de çok önermiştim. Bu zaten senin tavsiyenle bana geldi. Bu saati alan arkadaşlarım sonradan bayağı bana yazdılar abi iyi ki de yani ama yani bu bak, saati önerdikten sonra bayağı arkadaşlarımız bize teşekkür etti bu, haliyle. Şimdi bu saat artık galiba üretimi kalmadı ama yeni versiyonları var. Yeni Seiko 5 serisi var böyle. Diver versiyonu ama onlarda kilitli tepe yok galiba. Kilitli tepe yok. Ama mesela bak bunu hatırlıyorsam benim eski eşim Elif'e sen aldırmıştın benim doğum günü hediyem olarak. Evet. Bunun anısı da vardır. Ben de çok severim ben bu saati. Hı-hı. Benim dalışlarımda falan da çok sık kullandığım bir saattir bu. Evet. Bu çok 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 güzel bir saat. Yani tatile, oraya, buraya uygun. Hı-hı. Hani bunun bende hatırası olduğu için, çalınma riski olduğu için yurt dışına takmıyorum. Onun yerine bunu takıyorum ama... Hı-hı. Yani bu da çok güzel bir saat ama bence bunun yenisi pek olmamış. Hı hı. Bence arkadaşlar bulabilirlerse bu versiyonunu ya bu çok alsınlar. Ya ikonik bir model dediğim tabii. gibi bir sürü modlama yapılabiliyordu bu saatte. Evet. Bir de bunun su geçirmezlik özelliği tabii yenisi daha fazla. 300 metre. Aynen yenisi. Ya 200 metre bu 200 pardon. Metre. Diğerleri aslında yenileri 100 metre. Tam dalgıç kategorisinde geçmiyor. He yani öyle laf olan. Daha çok modern model ama tasarım olarak modernleştirilmiş. Evet. Seiko'nun 5'inin logosu değiştirilmiş. Onlar da fena değil. Ama bir Seiko SKX ben o zaman da hep direttim. Neredeyse bütün kanalda saat önerilerinde bu modeli diretmiştim. Tabii. Ve de
Tabii ki de üretimi de kalkınca senin de söylediğin gibi bu saatlere ilgi daha da arttı. Tabii. Bulunamamaya başladı. Fiyatı da değeri de o yüzden artmış oldu. Ben aynı aslında olayın bu GMT Seiko'larda da olabileceğini düşündüğüm için önerdim. Tabii değerlendirmek gene arkadaşlarımız. Ha mesela kimisinin cebinde bir tık daha fazla parası vardır. O zaman birazcık daha basar parayı. Bir 62 masaları mesela anladın mı? O da olabilir. 40-45 bin bantları evet. Yani o tam bir dalgıç saat. Şimdi mesela benim radarımda olan saatlerden alacağım inşallah evet, bir tane. Evet. O böyle baba baba dalgıç saati, bu zin gibi. Hazır bu tarz kaçırılmayacak modellerden bahsetmişken belki de bu sizin Citizen'ın bu Tsuyosa'sından da bahsedebiliriz. O çok efsane. Mesela bu da gene fiyat olarak çok evet. Şu an. Evet. İlk çıktığında bayağı bir açıkçası. Benim biliyorsun yakın olmuştu. Dostum var Görkem Kaplan. Evet. Gorka World'unda motosiklet kanalı var. O abi ben saat alacağım, saat alacağım falan filan diyor. Hı-hı. Dedim ki ya PRX aldı. Dedim ya dedim Tsuyosa. Bunu da daha çok beğendi. Onu da yeşilini aldık. Evet, keşke sarısından alsaymış. Bu daha güzel. Sarısı evet yani bu o paylaştığımız videodan sonra da evet. Neredeyse tükenmişti. Evet. Fiyatı da kaçtı ya? 9000 TL'lerde falandı. Şimdi 16.000, 13.000'lerde. Daha da fazla tabii. 16.000 oldu mu ya? Evet coştu. Ya bu arada Rolex'i andırıyor. Evet tabii President tarzı bir bilezik var. Bileziği de andırıyor. Ben bu saat takmaktan gerçekten çok keyif alıyorum. Yani çünkü görsel olarak bana o hazzı veriyor abi. Bana o şık görüntüyü sağlıyor. Ha mekanizması çok tartışıldı. Bu fiyata bu mekanizm olur mu, güç rezervi az diye. Onu okeyim. Ama dediğim gibi ya bunun güç rezervi ne kadar? 38 saat falan. Yani koluna hiç çıkarmazsan gider. Yok abi yani akşam çıkartacaksın. Sabah takacaksın yani zaten. Veyahut da bir 1000 lira koyacaksın. Aynen Winder'da gidebilir. Bir de bir handikapı daha var kanka. Bu kurma kolu birazcık zor açılıyor. Ama dediğim gibi gene de bence değer. Mekanizmasının kasa arkasından görebiliyorsunuz. Oldukça şık. Yani sonuçta bir Rolex, sarı bir Rolex şu an alabilir miyiz abi? Listeye girmeden, beklemeden yapamazsın. Bunu çat diye. Birkaç ya, yani şöyle bak. Sen şimdi atıyorum adam bir OP alacaksa. Bileyim onu daha yeşil veyahut da daha normal bir renkte tercih edebilir. Yani ama mesela bu saatte veyahut da işte mesela PNX'te yani daha böyle alınabilir ekonomik saatlerde bu renk opsiyonları bence çok güzel. Kesinlikle öyle. Hala bence popüler. Hala bu yo, canavar gibi saat hala abi. Kaybetmedi. Hala tercih edebilirsiniz. Bu arada Citizen demişken burada yeni bir keşfettiğim model var sana göstereyim. ProMaster serisinden. Tabii. Bu da bir dalgıç saati kanka. Hı-hı. Aslında Rolex Submariner'da biraz ibreleri andırıyor. Hı-hı. Kadranı da pütürlü mavi. Bakayım. Gördüğün gibi indeksleri de fena değil. Fosforu da haliyle çok iyi. Bu şey güneşle mi çalışıyor, sallantıyla mı? Bu mekanik gene, otomatik. Sallantıyla yalnız. Otomatik saat. Miyota mekanizma var içerisinde. Gene tek yönü. Japon, yani. Aynen. 41 mm çapında. Evet. Bezeli de çok hoş, mavi. Bir de dediğim gibi Rolex'e benzemesinin sebebi de bu Mercedes ibrelere sahip olması. Hmm. 200 metre su geçirmezliği var. Bir de 13.000 TL bandında bir dalgıç saat. Canavar. Canavar. Arkadaşlarımıza önermek istedim. Bunun detaylı incelemesini de ayrı bir şekilde paylaşacağız. Bu benim Citizen ProMaster EcoDrive. Bak bu gerçekten iyi bir dalgıç saati. Hı-hı. Yani bu benim aldığımda 14 bin lira bandındaydı. Hı-hı. Ama şimdi ne oldu bilmiyorum. Hı-hı. Bu güneş enerjisinden şarj oluyor. Hı-hı. Ve bundan dalıyorsan hayat cesurları sever demiyorsun. Hı-hı. Gerçekten bu güvenli dalış prensiplerine uygun. Senin maksimum indiğin derinliği söylüyor. Current o anki derinliği söylüyor. Bir unidirectional bezeli var. Ve bunların hepsinin dışında yani dekosuz dalış prensiplerine aykırı bir çıkış yaptın. Yani bizim scuba diving'deki teriminden. Saat alarm veriyor, titriyor ve bağırıyor. Ben bunu denedim. Yani yapıyor mu diye. Evet. Bir kısa bir metrajda bir ani bir çekeyim dedim. Ve gerçekten yapıyor. çok güzel saat. Hani lampanın hatırlıyor musun? Bir Phantom Mix diye bir modeli var. Ona benzettim ben de açıkçası. O ne yapıyorsa yapıyor. Vay İşte bu 20-30 bin lira bandındadır herhalde. O 1,5 milyon falan. Aynen. O zaman Citizen'dan başka bir markamıza geçelim.
Tissot'a geçelim. Evet. Bu arada Tissot arkadaşlar, Tissot. T'si yok. Tabii. Ve Longines değil, Longines. Longines. Evet. Ya madem hani son harfi harf israfı ya kullanmayacaksın. Tabii. Niye koyuyorsun ki kardeşim ya harf israfı ya? Bu Fransa, Fuzuli zaten. Bu Tissot'un bu modeli lütfen sen anlat dostum. Abi ben biliyorsun sen bunu pek sevmemiştin. Ben bunu başta evet. Mete de ben ilk şeyim videomda aldım. Kanalda tanıtalım hemen. Yani ben bunu aldım ve çok beğendim. Bir kere bu, şimdi bundan dalabilirsin ama bunun bu unidirectional bezeli asıl şeye uygun. Yani yelkenciliğe uygun. Karbondan bir kasası var. Hı hı. Baktığın zaman bu paralara yani karbondan çöp yok bugün. Yani. Kürdan yok. Hı. Bir de bu eski aynısı bunun böyle plexiden bir eski modeli var. Bu ona ithafen yapılmış. Lumları çok güzel. Yani. Bu kayışı falan çok hoş. Çok hoş. Bu deliklerine böyle aradan aynen öyle. Ben edebiliyorsun. Ben bu arada bak arkasında şeyi var. Mekanizması gözüküyor. Kolay bir şekilde çıkarılabilen. Evet. Kayış. Biliyorsun ben yani sarı ve kırmızı benim bu hayatta en sevdiğim renkler. Hı-hı. Sonra da lacivert. Hı-hı. Ama Galatasaraylıyım yani o da ayrı. Ama yani ben bayılıyorum bu saate. O kadar seviyorum ki ben bunun bir kırmızı veyahut da mavisinden bir tane daha da alabilirim ha. Doğru o renkli yani, var. Kırmızı çok güzel. Albenisi olan bir saat arkadaşlar. Çok. Gerçekten de fark ettiriyor. Bu arada hani süper uygun fiyatta değil. Ama şunu biz aynı GMT'deki gibi. Yani iskontoyla 26-27 bin liralara alabiliyorsa bugün artık ya onun altında da pek ya aynen şunu demek yok. İstiyorum aslında. Ya şunu demek istiyoruz biz GMT'de de olduğu gibi. Evet. Özelliklere sahip başka modeller çok çok daha pahalı. O yüzden biz bunları nispeten yani daha karbon fiyat saat olmaz. İstiyorum diyorsan işte bir Richard Mille alabilirsin. Yani onlar çok über pahalı olduğu için bu markalar nispeten daha uygun modelleri yani. Bize sundukları için size gösteriyoruz. Yani linç yememek için böyle açıklamalar da yapmak lazım. Tabii yapalım. Bu arada mesela Tissot demişken şimdi burada tanıtmıyoruz. Önceden çok anlattık senden ama hani PRX'de bir fiyat performans saati. Bir de daha önceki videolarımızda anlattığımız için ben başka bir modele yer vermek istedim. Tissot'un kronometre bir modeli. Evet, somon kadranlı. Çok güzel. Bu arada kronometre bir saat biliyoruz. Rolex'in ürettiği saatler kronometre saatler. Günde çok çok az sapma yapan saatlere kronometre deniliyor arkadaşlar. Yani normalde mesela bir Seiko saatin günde sapması 40 saniye gibi düşünülürse bu saatler gerçekten de özel saatler. Ama ben Seiko'da 40 saniye sapmıyor ben. Ha, sapmıyor ama işte dediğin gibi orada en azından şey, değerleri bu şekilde olduğu belirtiliyor. Ben sana bir şey diyeyim mi? Benim Winder'da her ay bir yani her ay böyle sapma konusunda rekorları Breg'e kırıyor. bu arada güzel bir noktaya değindi. Çünkü işte saatin bakımları falan tam yerindeyse, kondisyona uygunsa hani bu değerleri zaten gitmiyor. Evet. Fonuzdan çıkarmayacaksınız ama bu fabrikadan çıkıştaki verdikleri değerler yani. Evet. Kronometre bir de somon kadran çok popülerdi bu seneler. Efsane yapmışlar bence. Tabii. Dolayısıyla tipi de güzel yani yakışıklı saat. Evet çok yakışıklı. Dediğin gibi tam bir dress watch. İlk çıktığında da 21.000 TL gibiydi. 24.000 TL'ye ben tanıttım. Şimdi gene olmuş 26.000 TL. Devamlı artan bir trend. Videodan sonra da bu arada 26.000 TL mi olmuş? Evet videodan sonra da tükenmiş bu arada. Son saatte bizim tanıttığımız saatti. Gönderdik, sahibine gönderdik. Çünkü inandığım bir modeldi. Hakikaten de nokta atışı bir saat olmuş. Damat saati olarak da kullanabilirsiniz. Tam bir dress watch bence. Süper. Bir başka modelimiz de Longines Legend Diver. Evet. Longines, sen dalgıç saatleri çok seviyorsun. Evet. Nispeten senin koluna pek oynayabilir. Lacivert olanı güzel, çok güzel bir versiyonu var. Benim bacana almıştık. Ya bir kere zaten... Legend Diver. Evet. Bu vintage görünüme sahip. Gerçekten modern görüntüsü var. Ya bir de hep vintage'i yeni zamanlara uyarlamaya çalışıyorlar ya. Çoğu yapamıyor ama bu modelde olmuş. Hakikaten abi sonuç grup o işi beceriyor. Evet, beceriyor aynen öyle. Yani. Bir de kordonu da deri değil. Çünkü kordonunda problemler vardı Legend Diver'ın bu arada. Benim bacağını birkaç kere değiştirdik. O çelik kordonla inanılmaz yakışmış. Tarih penceresi özelliğini çıkarmışlar. Ama bence bu sefer olmuş. Hakikaten Legend ismi gibi efsane olmuş bu saat. Hadi ya. Arkadaşlara öneririm. Daha küçük kasa çapında bir saat arayanlar için ideal. Bu arada bacağım şöyle bir hikaye anlattı.
İngiltere'de yaşıyor Eyüp. Bir aman çaldırmasın bak. Ya bu arada Londra'da garson gelmiş, kolundaki saati görmüş. Legend Ivory. Bu saati takıyorsan kesinlikle bir saat meraklısın demiş. Ona böyle bir şey yaklaşmış arkadaşımıza. O da demiş benim bacağına kasıl işte bir kanalı falan var demiş. Yani gerçekten saatten anlayan çünkü historisi olan, hikayesi olan bir saat diyebiliriz. Hazır dalga saatlerde ama daha... Ama yani burada laf aramızda o kompresör olayı da yani onu da denedim ben dalga. O biraz şimdi palavra yani hani o çok pratik bir olay değil. Evet. İşte iç bezeli dönüyor falan farklı bir saat. Bu arada dalga saatleri demişken benim en çok sevdiğim, hadi en çok sevdiğim dalga saati hakikaten dürüst olalım. Evet. Kolundaki zil var. Bu günahı işledin yani. Bu bunu zili... sen tanıt. Ben mi tanıtayım? Vay be gerçekten mi? Daha? Ya ben bunu beklemedim bu arada. Eyüp'ün anlatacağını düşünüyordum. Şimdi bu saatin bende şöyle bir hikayesi var. Aslında benim... Sen aldın zaten. Saat merakımı başlatan saat. Bazel'e gitmiştim arkadaşlar. O zaman sadece bir saat meraklısıyım. Yani bu YouTube kanalım yok. Bir dergide yazmıyorum. Bu saati görünce aşık olmuştum. Onların bootlarına gitmiştim. Boot'a ne diyebiliriz? Stand. Standlarına. Standlarına gitmiştim zilin standlarına. Bu modelleri bir tane havuz yapmışlardı küçük böyle balık havuzu gibi. Bütün bu dalga saatlerini o havuzun içine atmışlardı. 10-15-20 tane böyle havada asılı kalıyordu. Ben dedim ki demek ki bu saatlerine yani o kadar çok güveniyorlarsa efsane bir saat olabilir demiştim. Hakikaten de öyle çıktı araştırınca da. Diğer kısmını sana paslamak istiyorum çünkü. Tamam. Buzi'nin U1 serisinden bir model. İndeksleri de çok hoş. Ben tank figürüne benzetiyorum. Ama asıl özelliği malzemesi. Malzemesi kısmına da Eyüp'cüme paslıyorum. Şimdi her zilde bu özellik yok. Evet. Ama bu modelde bunu zaten bana Mert böyle almamı önerdi. Evet. Bu şimdi bir U50 var bir U1 var. Doğru. U50 500 metre su geçirmiyor. U1 1000 metre su geçirmiyor. Ha tabii yani bugün 200-300 metreden daha derine dal yani 200-300 metre de çok fantazi yani 40-50-100 metre en fazla ama yani işte insanlar egolarını tatmin etsin diye böyle şeyler seviyorlar. Kesinlikle. Bu terimlerde zaten hani mesela 100 metre deyince 100 metre anlamına gelmiyor. Evet demiştim. Ama bu 1000 metreye dalıyor aynen, hakikaten aynen, de ama evet. Yani 1000 metre bugün yani öyle dalacak bir erkek ben tanımıyorum yani. Ha. Satürasyon dalışlarında olabilir. Hı. Doğrusu satürasyon dalışında dalar. Hı. Yani tüplü değil. Ama tabii onda bambaşka şeyler kullanıyor ama bu bir kez ISO 9001 sertifikalı bir dalış saati. Çünkü her indekste bir fosfor var. Onun dışında unidirectional bir bezel var. Ve bunda tegmented opsiyonu var. Yani bu tegmented opsiyonunda bu saat çizilmiyor. Evet. Denizaltı malzemesi kullanılmış çünkü. Aynen. German U-Boat Steel. Aynen. Alman U-Boat denizaltı stilinde. Hakikaten malzemesi çeliğinde. Aynen. Sana o söylediğim standa gittiğimizde de oradaki markayı tanıtan marka temsilcileri böyle demir bir çubuk vardı kanka. Baya böyle bir çiziyorlardı gözümüzün önünde. Bizim tabii kalbimiz içimiz çiziliyordu ama onlar o kadar güveniyordu ki. Ya bu saatin üzerinden denizaltı geçse bence bir şey olmaz. Öyle efsane bir saat. Yani mesela benim dalarken en böyle keyif aldığım saat bu. Yani şimdi de mesela bunlar mesela dalga saatlerinde kurma tepesi burada olur. Çünkü sen bu saat dalarken aslında böyle takarsın. Yani şöyle yamuk takarsın. Yani kolunda böyle olmak zorunda. Ve onun da burayı sürtmemesi ve çizmemesi lazım. İşte bunlar hep yani gerçek tool watch yani bir Rolex Submariner bence gerçek bir tool watch ama bu gerçek bir tool watch yani. Yani bu arada asıl tasarım olarak da neredeyse hiçbir yerde görmediğiniz elementler taşıdığı için. Tabii. Akrep ve elektron çok farklı. Vereyim ben sana rahat rahat anlat. Abi verir. Bunu geri ben alamayabiliriz kanka ama. Turuncu tonda bence kırmızı da değil turuncu tonda. Ben bir de özellikle aslında bu silikon kırmızı renkli versiyonlarını seviyorum. Bunun full çelik olan versiyonları da ben var. Ben de bunun full çelik, şeyi de var. De var. Ama sen rubber'ı da seviyorsun haliyle de. Ben rubber'ı daha çok seviyorum çeliğe göre. Evet evet. Bu saat bir de ülkemizde gelince de tuttu. Ya ben eğer bir marka getirseydim bu marka getirmek isterdim. Çünkü sana da dediğim gibi benim için bir hikayesi var. Ben bu markanın standına bakarken işte Saat Dünyası dergisinin editörü Sezai Bey de aynı markaya bakıyordu. Öyle bir gidelim mi bunu artık başlayalım? Gidelim artık gidelim. Watch & Wonders'a gidelim. Aynen. Gidelim. Bilet, o zaman bu videoya 50 bin like gelse gidiyoruz mu kanka? Tabii tabii. Evet arkadaşlar bu bizim listemizdi. Evet. Bu listeye devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar farklı modellere de yer vererek.
Mesela PRX'i biz önceki versiyonu anlatmıştık. Burada daha çok Cedar'ı anlatmıştık gibi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup senin çanını... Bildirimleri çana açmayı ve likelamayı unutmayın. Evet, tekrar geldiği için dostum çok teşekkür ederim. Ayağına ağzına sağlık. Seni de her zaman. Yani seni de her zaman kanaldan arkadaşlarımız görmek istiyor. Bütün yorumlarda yazıyor. Sen de onlara klip atla cevap da yazıyorsun. Eyüp zaten bizim kanalımızın anahtarı olan en sevdiğim arkadaşlarımın başına geliyor. İyi ki geldi tekrardan. İyi ki umarım siz de videoya denk gelip videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar. Bye bye.